Alo tatlım. Baban da erken çıkmış bugün. Ben de sen dönmeden gelirim diye düşünmüştüm. Olsun, sorun değil anneciğim. Akşam görüşürüz, olur mu? Alo, dur kapatma. Neredesin sen? Arabaya mı biniyorsun? Evet, şimdi İlyas'la okula gidiyorum. Yani İlyas Bey'le. Ama saat daha çok erken değil mi? Sabahki dersim vardı, onu unutmuşum. Tamam. Hangi okul? Okula değil. Siz devam edin, ben söyleyeceğim. Hayırlı sabahlar kızım. Nereye? Hiç, okula. Okula. Sen okula evden kahvaltılık mı götürüyorsun kızım? Tamam ya, İlyas'a gidiyorum. Kime? Ne bakıyorsun öyle? Benim yüzümden evinden oldu çocuk, o yüzden. Zeynep sakın ha. Bak millet uyuyorsan böyle sabahın köründe kaçar gibi. Ne fısıldıyorsun ya? Millet duymasın diye. Bana bak Zeynep sakın ha. İlyas da senin bir abin sayılır. Anne ya saçmalama. Sen saçmalama. Mahallede dedikodunuz dönüyor. Sen sabahın köründe kalkmışsın, daha kargalar şeyini etmeden kahvaltıya mı gidiyorsun? Ne alakası var ya? Bana bak, saçını başını yolarım. Gir içeri. Gir içeri. Gir. Tamam. Aysel, sana dedim şu peynirleri almayalım diye. Vallahi içim dışıma çıktı ya. Anneme ne deseydim, istemiyoruz mu deseydim. O kadar emek vermiş kadın. Elleri dert görmesin. Sağ olsun ama işte arabada klima olmayınca. Sen o tavukları almadığıma dua et. Vay benim aslan oğluma. Kitap mı okuyorsun koçum? Neden verdin bu kitabı bana? İnşallah hep böyle okursun. Akıllı kuzum benim. Gel bir öpeyim seni. Nasıl geleyim? Kemerim var. İyi ki doğurmuşum seni maşallah. Şu tatlılığa, şu yakışıklılığa bak babası. Babasına çekmiş oğlum. Bir radyo açayım da türkü dinleyelim bari. Dur hanım dur. Kalsın. Dinleyelim hep beraber babamla. Bir araba geliyor Nihat.
İyi misin? Kötü bir şey olmadı değil mi? İyiyim, miyim? Bazen biraz derin uyuyorum da. İyi. Ya bir şey özel olmazsa sen burada mı uyuyorsun? Yok, yukarıda yatağım var da gece uyku tutmadı, biraz çalışayım dedim. Sonra birden bastırdı. Uyuyakalmışım. İyi, burada uyumadığına sevindim. Sen niye geldin? Geç mi kaldın? Yok yok. Ben biraz erken uyandım da. Böyle olunca şey, senin için kahvaltılık bir şeyler getirdim. Zahmet etmeseydin ya. Yok canım, ne zahmeti? Hadi sen kendine gel, ben bir bakkala gidip geliyorum. Ben giderim, giderim. Lütfen, sen bir kendine gel ilk önce. Ben de çay koyuyorum. Tamam. Özür dilerim anneciğim. Koca kıza saçını başını yolarım dedin ya. Aşk olsun anne. Öyle dedim değil mi? Ayıp etmişim. Gel bakayım buraya. Canım benim. Anneciğim ben seni çok seviyorum. Ama anneciğim biliyorsun işte mahalledeki dedikoduları. Yani ne yapayım, ben senin iyiliğin için böyle yapıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer aranızda bir şey varsa... Anneciğim, dedim ya, yok aramızda bir şey. Ya ben sadece benim yüzümden başına bir sürü şey geldi diye üzülüyorum. Ailesi yok, hiçbir şey yok. Başını soktuğu bir çatısı vardı, şimdi o da yok. İyi bakalım, yardım için diyorsan. Herhalde. İyi tamam o zaman. Canım benim. Şimdi al bunları git. Ver ama sakın içeri girme kızım, olur mu? Bak ne olur kızım bak, mahalledeki dedikoduları biliyorsun anneciğim. Tamam. Hem anneciğim. Bak o da senin bir abin, ailemizden biri ama biliyorsun işte bu dedikodular. Anneciğim tamam, uzatmayalım. Hadi. Ben kaçtım, görüşürüz. Ah saadetim ya, unuttun sen beni. Anam. Bu mesaj ne zaman gelmiş? Lan arkadaş ya, kadın dün bana parka gel demiş, iyi mi? Mesajı atlamışız. Millet, çay oldu mu ya? Nerede bunlar ya? Neyse. Mesajını görmedim saadetim. Affet. Bu haşmet kulun bazen ne yediğini bile unutuyor işten güçten. Neyse, hadi bakalım. Hay Allah, bu otobüs kartım nerede benim ya? Buradaymış. Gönül, sen nereden geliyorsun? Şey, Zeynep'i uğurladım. Okula işte. Ha. Sen kahvaltı etmeden mi çıkacaksın? Abla bir şeyler yeseydin. Yok yok, benim hemen gitmem lazım. Gazel Hanımların evlilik yıl dönümüymüş. Bana 10 kişilik yemek hazırlatacaklar. Oo, o kadar yemeği tek başına mı yetiştireceksin yani? Yani bir şekilde yetiştireceğim vallahi. Bir liste verdiler. Bazısını biliyorum, bazısını bilmiyorum. Bir şekilde bakacağım, yapacağım yani. Dur ben de geleyim seninle birlikte. Beraber yaparız. Yok be güzel kardeşim. Sen o kadar yolu boş boşuna gelme. Ya olur mu öyle şey? Hem bak bazısını biliyorum, bazısını bilmiyorum dedim. İnternetten bakar, birlikte yaparız. Ben de yardım ederim. Dur giyinip geleyim ben. Hadi iyi madem. Çabuk. Ben de nerede kaldı bu doğa diyordum tam. Ha pardon ya. Sen doğayı mı bekliyordun? Hayır yok. Ben yanlış anladım sadece. Thank you.
Doğa? Sen bu saatte burada. Ekmek almaya gitmiştim de. Ben de açma poğaça falan aldım köşeden. Evden de kahvaltılık bir şeyler getirdim. Buyurun oturun. Zaten çay demlenmiştir. Çay koyayım ben de. Alo Anton. Dün bahsettiğim iş hakkında bir gelişme var mı? Gayet iyi Gazel Hanım. Bir otun tedariği ile ilgili sorun yaşadım. Ama birazdan halledeceğim onu da. Güzel. Ama yine de dikkatli ol. Sizi daha önce hayal kırıklığına uğrattım mı hiç? Tabii ki hayır. Yine uğratmayacağım. Rahat olun. İş bitiminde görüşürüz. Aa, bu arada yıl dönümünüz kutlu olsun. Aa, unutmamışsın. Tam bir fil hafızası seninki. Her şey için değil. Sadece önemli şeyler için. İltifat olarak kabul ediyorum. Tamam, haberleşiriz. Bay bay. Yaşar'cığım, fazlasıyla hak ettin sen bunu. Fazlasıyla. Ha, yani sabahtan beri tehdit edenler senin adamın değil, öyle mi? Neyse, ben söyleyeceğimi söyledim bak. Ayağını denk al, sonra pişman olur. Ben öyle Yakup'a Makup'a benzemem ha. Sonrasında da işin geri kalanını da hukuk yoluyla çözerim, anladın mı? Esra Hanım. Buyurun. Bu sabahki gibi adamlar gelirse asla şirkete sokmuyorsunuz, derhal polisi arıyorsunuz, tamam mı? Bu tip adamlara bundan sonra müsamaha göstermek yok. Peki. Peki, şu ihale dosyasını da bana yollayın. Bir kontrol edeyim. Öğleye kadar teslim etmiş olalım, tamam mı? Tabii Yiğit Bey. Çiçekçiyi arayayım mı? Niçin? Her yol dönümünüzde gazelma gün sipariş veriyorsunuz ya. Aa, tabii tabii. Hallet o işi mutlaka. Merak etmeyin. O iş bende. Böyle İlyas her gün benim için bir şeyler yapınca ben de bir şeyler yapmak istedim onun için. Çok düşüncelisin. Ben de öyle dedim. Malum burada kahvaltılık bir şeyler yoktur. Evden öyle peynir zeytin bir şeyler getireyim dedim. Yalnız İlyas sanamdan pek hoşlanmaz. Öyle mi? Hadi buyurun yiyelim şeyler. Günüzde mi çağırsaydık acaba? Ha, yok ya, onun bugün çok işi vardı. Sanmıyorum geleceğini. Yalnız İlyas ne kadar değerlisin. Hadi bizim ev yakın. Ama doğaya bak. Ta nerelerden gelmiş. Sizinkiler biliyor mu burada olduğunu? Bizimkiler sabah erken çıktı. 50'lik yıl dönümü hazırlıkları falan. Kutlu olsun. Vay be. Evlilik yıl dönümü diye erken uyanmalar falan. Ay yok, bizimkilerin doğal rutini. Tamam canım. Ben çatalları unutmuşum. Dur. Ben getiririm. Yani ne de olsa çatalların yerini benden iyi kimse bilemez. Neredeyse her gün buradayım. Ya ta kalkıp nerelerden gelmiş. Kıyamam. Hadi okula gidelim. Bir şeyler yiyelim de öyle gidelim. İyi, tamam. Bizden daha ne istemişlerdi Gönül? Vallahi enginarı kim yiyecek dedin ama bak Yiğit Bey seviyormuş. Ha, Yiğit Bey istediyse o zaman yapacağız. Ah ben Rıfat Bey'e bakacaktım. Bir gidip geleyim olur mu? Tamam. Ya soğuk çorba da vardı, yarmayı ıslasam mı acaba ki?
Ay kusura bakma Gönülcüm. Yani koşturmadan seninle de ilgilenemedim. Yok olur mu öyle şey? Estağfurullah. Sana da zahmet verdiriyoruz böyle ya. Yok. Yani benim zaten evde işim yoktu. Ben ablama yardım olsun diye geldim. Siz hiç merak etmeyin. Biz akşama kadar her şeyi halledeceğiz. Sultan Hanım yok mu? Ha o şey Rıfat Bey'in yanına çıktı. Ha. Hı-hı. Öyle mi? Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ay karides. Bu böceği de kim seviyor anlamam ki. Rıfat Beyciğim dün 2 dakika bile olsa temiz hava aldınız. İyi geldi değil mi? Sultan Hanım. İlaçlara dokunmadınız değil mi? Ha yok yok ben su içirmeye gelmiştim. Bitmiş şimdi onu dolduracağım. Dünkü gibi dışarı çıkarmak da yok. Yok. Ama hiç mi? Hiç. Doktorun kesin talimatı var. Konuştuk bunu sizinle. Neyse. Benim şimdi dışarıya çıkmam lazım. Masa düzeni, yemekler falan size emanet. Ha bu arada aman gündelik takımları misafirlerimize çıkarmayalım. Konsolda özel takımlar var. Onları çıkaralım olur mu? Tamam siz hiç merak etmeyin. Neyse. Ay, kadın laftan anlamıyor. İlla seni dışarıya çıkaracak. Ay, seninle uğraşamayacağım Yaşar'cığım. Seni Anton'a havale ettim. O özel olarak ilgilenecek. Öyle olsun. Sen istedin bunu Gazel Hanım. Buyurun. Gündüz sen misin? Evet benim de birader. Sen kimsin? Bırak şimdi benim kim olduğumu. Sana kumpas kuranların kim olduğunu öğrenmek istiyorsan akşam dediğim yere gel. Hayırdır birader sen benim işletiyorsun. Adam olsan ilk ismini verirdin. Bak kardeşim hadi bak benim canımı sıkma. Belanı da benden arama. Başka kapıya. Lan kapatma dur. Kim arattırıyor lan seni? Kimse aratmıyor güzel kardeşim. Ben Yaşar. Lan sen Yiğit Beylerin eski şoförü değil misin? Aynen öyle ta kendisi. Ne istiyorsun lan? İşim var oyalama beni. Sana kumpas kuranların kim olduğunu öğrenmek istiyorsan dediğim yere gel 2 saat sonra. Uzatma. Sana küçük bir yardımda bulunuyorum. Anladın mı? Nereymiş orası? Allah'ım ya. Alo. Suratıma kapattı deniyor. Lan bu da bizi mi koparıyor anlamadım ki. Dur bakalım. Rıfat Beyciğim camı açtım biraz temiz hava alın diye. He? İyi değil mi? Mısın abla? Aa, senin burada ne işin var Gönül? Zeytinyağlıları yapacaktın. Yemeklere ne oldu? Hallettim ben onları, hallettim. Amcacığım! Geçmiş olsun! Ne yapıyorsun Gönül? Adam sağır değil, inme inmiş. İlaç diye biraz ben ondan şey ettim. Şşt! Oh, amca gençliğinde de pek bir yakışıklıymışsın yani. Maşallah, maşallah. Gönül, şunları hadi götür de işimizi bakalım biz. Şu kitabı da kaldır dolaba, hadi. Tamam. Abla! Kasaya bak! Ay, şöyle bir kasamız olamadı. Pırlantamız olmadı ki kasamız olsun. Gönül, kapat şu dolabın kapağını. Bak biz bu evde yabancıyız. Bir şey kaybolursa bizden bilinir. Şş, abla ya. Hem gördüm ne kadar zenginler. Aşağıda bir salon var. Allah vermiş de vermiş. Akıyor vallahi maşallah akıyor. Gönül. Ya ne var Gönül Gönül ya? Allah Allah. Bizde hırsız tipi mi var? Hem amca da görüyor işte. Duyuyor beni. Amcacığım bizde hiç hırsız tipi var mı? Yok.
Benimkisi meraktan. İlk defa kasa görüyorum da ben. Ben çok görüyorum zaten. Her gün dizi dizi. Sese bak nasıl top çıkıyor. İçinde ne var acaba? Kesin şifresi vardır ha bunun. Gönül! Yeter artık. Şu dolabın kapağını kapat. Ya ne var ya? Gönül, Gönül. Allah Allah. Al şunları artık çık odadan. Hadi. Yapılacak bir sürü işimiz var. Amcacığım görüşürüz. Gönül niye bağırıyorsun? Çık git hadi artık. Yeter. Ne bileyim. Üf. Allah'ım yarabbim. Rıfat Beyciğim kusura bakmayın. İşte benim böyle deli meraklı bir kardeşim var. Gündüz! Hayırdır oğlum, selam sabah vermeden gidiyorsun? Ya sorma, acelem var ya. Sen işte değil miydin? Daha şimdi bıraktım kızları. İyi hadi ben gidiyorum. Dur lan, nereye gidiyorsun? Ya oğlum bu Yaşar yok mu Yaşar? Aradı beni, dedi size kumpas kuranları biliyorum, gel buluşalım. İşte ben de buluşmadan önce şu pideleri teslim edeyim dedim. Bak bu adam hiç düzgün bir adam değil. Kendin biliyorsun oğlum, daha geçen gün elimden zor kaçtı evde. Ben asıl kumpası kuran bu olmasın, bize her şeyi anlatacağım ayağına. Ya ne bileyim kardeşim, işte aradı dedi böyle böyle. Ben de gideceğim yanına. Kim bilir ne diyecek. İyi gidelim o zaman. Konuşsun bakalım, ağzındaki baklayı çıkarsın. Yoksa bize huzur vermeyecek bu bulaşık belli. Ya kardeşim sen git işine gücüne bak, ben çözeceğim bu işi. Oğlum o adamın yanına yalnız gidilir mi lan? Zaten gözü başı ayrı oynuyor herifin. Neyse ben doğayı bırakayım, beraber gidelim olur mu? İyi öyle diyorsan. İyi tamam. Efendim Nigar Hanım? Nereye? Aha. Tamam ben o zaman oraya geliyorum. Tamam görüşürüz. Kardeşim haberleşiriz o zaman. Tamam. Sen benim telefonumu niye açmıyorsun lan? Aptal aptal bakma, çık şu arabadan dışarı. Yakup, niye bağırıyorsun bana? Ben senin telefonunu bile duymadım. Ben aradığımda o telefon açılacak. Anladın mı? Duymadım, muymadım yok. Onca işin gücün arasında kaç kere aradım biliyor musun? Bir de seninle mi uğraşacağız ya? Hayır. Şşş. Hayırdır birader, ne oluyor burada? Sen de kimsin lan? Yürü git. Şşş, indir o eli. İndirmezsem ne olacak? İşte böyle oldu. Karabatak Sadık. İyi bilirim. Konu neydi? Hallederiz abicim. Bunlar bize basit işler. Siz yeter ki paradan haber verin. Tamam. Tamam, o iş bende. Yakınım. Müsaitim, gelebilirim. O halde görüşmek üzere. Vallahi hiç bırakamam Nigar Hanım. Ben şimdi bu hıyara bir bayanla nasıl konuşulması gerektiğini öğreteceğim. Lan sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Sihirin tekisin lan, o kesin. Gündüz bırak artık. O benim kocam. Vallahi bilmiyordum Nigar Hanım. Ama bana fark etmez. Kır da kırayım kolunu. Gündüz yeter artık. Saçmalama lütfen. Yani ben öyle görünce, sonuçta biz ortağız. Sizin kılınıza zarar gelse bizim işler zarar görür. Ben ekmeğime dokundurtmam. Ama kocanızmış, bilemedik. Kim Allah aşkına bu herif ya? Gündüz Bey, sana evde anlatmıştım ya, Yiğit önermişti. Bizim toplu yemek siparişi verdiğimiz yerden. Ha, Gündüz bu Gündüz mü? İyi. Delikanlı adamsın. Geri vitesin de yok. Severim böyle adamları.
Teşekkürler. Yediği kaba hürmet edeni severim. Ama şu surata iyi bak. Tamam mı? Bir daha böyle bir şey yaşanırsa ben de bir şeyleri kırmak zorunda kalırım. İyi çocuksun, hoş çocuksun ama incinirsin ha. Kimin incineceği belli olmaz Yakup Bey. Tam bir bitirim ha. Bu herifler para için her şeyi yaparlar. Ha. Ben de yiğitlere git. Düzgün bir hediye al diye aramıştım. Pahalı bir şey olsun ha. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ha, bir de gazeli ara. Yemeğe kodoman birileri geliyor muymuş? Öğren. Sonra da bana haber ver. Nigar Hanım, pideleri sizin araca mı koyalım? Olur, koyalım. Aynı anda geleceğiz diye size de söyledim. İçmezseniz beni isteyelim. Siz başka bir şey yapın. Kahveye hayır deme. O zaman konumuza gelelim. Hay hay. Size bir isim vereceğim. Beni rahatsız eden biri. Sıkıntı değil. Hallederiz. Ya annem gel Gazel Hanımlardan geçeriz diye ısrar etti. Böyle emrivaki gibi tuhaf olmasın size de. Ya yok canım, niye tuhaf olsun? Hem o merak ettiğim montaj programına da bakarız. Aa, iyi olur. Ya, Doğa. Hı. Hani geçen akşam pide içi hazırladığımız akşam sen de aramıştın. Anlatamadım o akşam sana ne olduğunu. Ha evet, nedir o mesele? Yunus abime yardım etmek için bütün akşam pide içi hazırladık. Çok eğlendik. Bir yandan pide içi hazırlıyoruz, bir yandan şamata. Ama İlyas mahvoldu biraz garip. Ne oldu ki? Ne olacak? Yunus abim verdi buna soğanları, doğra kardeşim dedi. 3 kilo soğan. Ama alnımızın akıyla çıktık. Orası öyle. Ne de olsa Aysel teyzenin olsun. Doğa, annemle Aysel teyze çok yakınlarmış. Değil mi İlyas? Öyle. Ama annemle Sultan teyze daha yakınmış. Gönül teyze onlara nazaran biraz küçük ya. Annemle Sultan teyze ahiretlikmiş. Öyle der eskiler. Çok severlermiş birbirlerini. Kim sevmez ki? Eminim annen de onun gibi iyi bir insandır. Öyleydi. Ya Anton Bey, ne içirdin burası ha? Fena oldum. Neyse. Kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya teyze, ben böyle geldim ama sorun olmasın. Aşk olsun kuzum, iyi ki geldin. Ben de söyledim ama ben de evde tek kalmasın dedim. İyi yapmışsın. Hem değişiklik olur, değil mi? Alın bak, yeni çıktı taze taze, sıcak sıcak. Ama dikkat edin, yanmayın ha. Montaj programına bakacaktık. Doğru diyorsun, hem odanı da görmüş olurum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya şu gençlik de ne güzel bir şey ya. Vallahi öyle.
Hadi hadi abla, daha çok işimiz var. İçli köfteyi hazırlamadık. Tamam, etleri unutturma ama bak son yarım saat fırına vereceğiz, tamam mı? O zaman ben böreklere başlıyorum. Onlara başla, son iki tane kaldı benim de zaten. Şunlar. Şunları çıkartayım. Şurası herhalde. Sen git, bir şey olsa bana haber çekersin. İyi, tamam kardeşim. Hadi eyvallah. Merhaba Yiğit Bey. Çok önemli bir mesele değil ama yine de haberiniz olsun istedim. Sizin bu eski çalışanınız Yaşar pek rahat durmuyor. Ne yaptı yine? Bana bir şey yaptığı yok da gündüz aramış. Bir şeyler yevelemiş. Yok bize kumpas kuran varmış, yok birinin adını verecekmiş falan. Şimdi bizi bir yere çağırdı. Ne kumpasıymış bu, anlamadım. Kaza meselesini biliyorsunuz. Onunla alakalı herhalde. Şimdi gündüzü tek göndermek de istemedim. İçim el vermedi. Adam sağlam pabuç değil sonuçta. Evet İlyas, o adam güvenilir biri değil. Dinlemeyin onun söylediklerini. Derhal ayrılın oradan. Dediği yere geldik Yiğit Bey. Tabii adamın söylediklerini duyduktan sonra gelmemek olmazdı. Peki tamam, neredesiniz? Ben de geliyorum. Gerçekten gerek yok Yiğit Bey. Sadece bilmeniz gerekiyor diye düşündüm ben. Tamam, iyi yaptın haber vermekle ama olay bir tarafıyla da beni ilgilendiriyor. O yüzden gelmem gerekiyor. Neredesiniz dedim. Peki tamam, geliyorum. Gazel bağlantısını öğrenmemeleri lazım. Selamünaleyküm. Anlat. Dur bir soluklanayım. Gündüz birazdan gerçeği öğrenecek. Alo. Hala bana mesaj atıp tehdit ediyor. Halledeceğim demiştin. Merak etme. 10 dakika içinde yığılacak. Umarım dediğin gibi olur. Karışık ya, almıyor benim kafam. Daha basit montaj programları var aslında. Telefon çalıyor. Alo. Buyurun, burası. Ne mezarı? Anlamadım. Bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Peki. Ben bir not alayım o zaman. Tamam. Oldu. Teşekkürler. Ne oldu? Anlamadım. Bir adam varmış, ölmüş. Sizin mezarınıza bakıyordu dedi. Yakınlarda bir köyün ismini falan verdi. Ya sizin aile büyüklerinden birinin mezarı olabilir mi? Hani parayla falan bakıyorlar ya. Sanmıyorum. Çünkü bizim köyde hiç tanıdığımız yok. Doğacığım, börek yapıyordum. Öğrenmek istiyordum. İstiyorsan gel. Olur. Hadi gel gidelim. Ya ne söyleyeceksen söyle birader. İşimiz gücümüz var. Kim kumpas kurdu bize? İsim vereceğim dedin. İki saattir poz kesiyorsun burada. Söyleyeceğim dur. Boğazım. Boğazıma bir şey takın. Oho. Sanırsın bana nişan kurdelesi kesecek beyimiz. Boğazına bir şey takılıyormuş. Vah vah. Para mı istiyorsun lan konuşmak için? Ne parası isteyeceğim ben? Para falan istemiyorum senden. Sadece onlardan intikam almak istiyorum. Dökül o zaman. Birader iyi misin lan? İyi misin oğlum? Şişt. Ne oluyor lan? İyi misin? Nefes alamıyorum. Yaşar. Ne oluyor lan? İyi misin birader?
Lan Yaşar! Ne oldu lan? Oğlum ne bileyim, adam konuşurken birden gakkuk etti düştü. Ambulans arasın birisi. Oğlum kendine gel, ne oluyor? Öldü mü lan? Ne bileyim oğlum. Lan kolaya malaya yok mu? İyice koy. İyice koy, tamam. Ya Sultan teyze, beceremiyorum. Korkma kızım, korkarsan yapamazsın ki. Şşş. Bırak, tamam dur. Dur. Bak şimdi bu iç malzemeyi ilk önce böyle sıkıştırıp birazcık ilerliyorsun. Sonra sağdan ve soldan içeri alacaksın ki içindeki malzeme dışarı taşmasın. İyice çevir. Sardıktan sonra şu ucunu buraya böyle yapıştırabilmek için suya bandırıyorsun. İyice kıvırıyorsun. Tamam. Sonra da üstüne böyle çıtır çıtır olsun diye böyle. Yumurtayı da sürüyoruz. Oh. Hadi şimdi sen yap bakayım. Tamam. Ne gerek vardı ki teyze buna? Aa, herkes kendi işini yeterince yapabilmeli. Hem ben gördüm, yurt dışında insanlar çocuklarına balık yapmayı bile öğretiyor. E tabii canım. Ne oluyor burada? Biri bana açıklayabilir mi? Bir şey olduğu yok anne. Zeynep'le şakalaşıyorduk sadece. Hayatım, yemekleri sen yapacaksan niye bir yardımcı aldık değil mi? Kusura bakmayın, ben bilemedim. Ben ısrar ettim Sultan teyze yardım etmek için. Siz üstünüze alınmayın Sultan Hanım. Tatlım, daha hazırlanmamışsın bile, aşk olsun. Hanımlar, ellerinize kollarınıza sağlık. Harika görünüyor her şey. Ama bir üstümüzü de değiştirelim artık değil mi? Misafirlerimizi böyle karşılamayalım. Malum. Özel gün. Malum. Özel gün. Yaşar. Açıl bakayım, açıl. Ne oluyor oğlum burada? Ne oldu bu adam? Ya biz bir şey yapmadık vallahi abi. Allah çarpsın bir şey yapmadık. Normal konuşuyordu. Böyle bir fenalaştı, yüzümüzü değişti. Ayağa kalktı, kalkınca tık düştü. Ya beyler görmediniz mi ya? Ben elimi sürmedim. Böyle bir gözüm özü değişti. Garip bir şeyler oldu. Sonra da yıkıldı kaldı. Ya, tamam bir sakin ol oğlum ya. Ya oğlum yine bize kalacak ya. Buraya hiç gelmeyecektik ya. İnanıyorsun bana değil mi Yiğit Bey? Gerçekten biz bir şey yapmadık. Tamam oğlum, bir sakin ol. Bayılmadan önce bir şeyler söyledi mi, konuştu mu? Yok, söyleyemedi. Birden yıkıldı. Numara mı yaptı lan? Ne bileyim oğlum ben. Anlamadım ki. Ha tamam. Ambulans geldi. Öğreniriz hangi hastaneye gittiğini. Gerisi kolay. Ambulans! Buraya. Anne, ya sana söylemeyi unuttum. Neyi? Mezarlıktan aradılar. Bizim mezarla ilgili. Ne mezarı? Ne bileyim ne mezarı. Ben de sana sorayım dedim. Gülizar diye biri aradı. Biri ölmüş. Bir adam. Neydi? Sami. Sami diye biri ölmüş. Onun ilgilendiği mezarla biz de ilgilenebiliriz dediler. Bizim mezarımız mı var köyde? Polonezköy mü? Poyrazköy. Poyrazköy'de. Ha, sen onları diyorsun. Ya oradan yumurta alıyordum ya sana. Köy yumurtası. Onun için aramışlardır. Mezarlık bakımı dedi. Yok hayatım. Poyrazköy demedin mi?
Tamam işte, oradan yumurta alıyordum. Ay Doğa, benim bir an önce duş almam lazım, akşama geç kalacağım. Saçın, makyajın... Ablacığım, ne kadar şık, ne kadar ciddi görünüyorsun. Böyle aynı iş kadını gibi. Ya, öyle mi? Hizmetçi gibi demek istedin herhalde anneciğim. Güzel kızım, insan evladı için zehir olsa içer. Kızım, insanın alın teriyle çalışması utanılacak bir şey değil. Biz bugüne kadar çalmadık, çırpmadık, dişimizle, tırnağımızla çalıştık, kazandık. Size haram lokma yedirmedik. Tamam ya, öyle demek istemedim teyzeciğim, özür dilerim. Benim çok uzun. Hadi bak, geç kalalım, daha şu şerbetini döküver. Gönül Hanım, ellerinize sağlık. Her şey çok güzel gözüküyor. İnşallah misafirleriniz de beğenir. Beğenirler, beğenirler. Benim bugün için tek bir dileğim var. Hediyeni önden istemedim. Benim hediyem kızım ve sensin. Bu mutluluğumuz hiç bozulmasın. Yuvamız yıkılmasın. Bu gece ve ömrümüzün geçen tüm geceleri için tek dileğim bu.